Hayrola Sıdık'a? Ha? Saçlar başlar taranmış yine. Kızım, ikinci bir röntgen filmi çevirmeye mi karar verdin yine? Evet anne. Azıcık şöyle dışarı çıkıp parka falan gideyim diyorum. Ay bütün gün yat Allah yat şu yaralı bacakla. Ay bir tuhaflık çöktü ya. Gene duvarlar üstüme geliyor. Hayda. Kızım kaç gündür prova olsun diye mi çektik biz bunca sahneyi ha? Görmüyor musun dışarı çıkınca başına ne işler geliyor? Ay başıma ne gelecekse gelsin ya yeter. Bütün gün bohça gibi yarı kıçık evde oturmaktan daha iyidir. Kız sen yarı falan değil tam delirmişsin Sıdık'a. Ayol kapının arkasında baban duruyor Sıdık'a. Aa önünden tırıs tırıs çıkıp ya. Dışarıya. Aa, olmaz öyle şey. Vallahi baban seni ya anında gebertir. Çekilir misin anne ölümden ya? Ya ben cansız bir varlık değilim. Anne bak arada bir hava falan almam gerekiyor. Evladım deli olma Sıdık'a. Baban seni öldürür diyorum çocuk. Vay ön saflarda cenaze namazı kıldırtma annene yavrum. Ya, sen bir geç bakayım. Hah, geç otur şuraya Sıdık'a. Az bir sakinleş bakayım güzelim. Anneciğinin güzeli. Ben aslında anlıyorum seni Sıdık'a. Yani Ezgi Su'nun seçkine böyle bir ağ takmasına bozuldun sen. Ona üzülüyorsun. Ne alakası var anne şimdi ya? Hem anladığım kadarıyla seçkin Ezgi Su'nun alçak uçuşlarına pavuç bırakacak bir çocuk değil. Tamam Sıdık'a. Bak şimdi çocuğum sen burada bir iki saat bekle. Baban kahveye gitsin ben seni çıkartacağım. Şöyle parka götürüp bir güzel havalandıracağım. Hayır efendim şimdi gideceğim. Hem babam da duysun artık. Ben eşek kadar kızım ya. Sus. Bağırma. Bağırma. Ne olur iki dakika parka gidip dolaşsak. Ne bu güvensizlik ne bu kuşku ya. Ya tamam tamam sakin ol. Bak söz veriyorum Sıdık'a. Üç dakika için çözüm bulacağım ama ne olur buradan kıpırdama çocuğum. Ha? Bak eğer buradan kıpırdarsan ölümü gör tamam mı? Zekeriya. Lord nerede? Ne o kız öyle bir telaşla Lord'u sordun? Fare falan mı gördün? Eğer fare içinse Lord'u rahatsız etme. Kediyi çağır. Lord o işlere bakmıyor canım. Aman canım. Aa, fare için değil ben şey için soruyorum. Çişini yaptı bugün o hayvan. Yapmıştır herhalde. Hem sen merak etme. Eskisi gibi değil. Belli bir eğitim aldı. Evin öyle ortalık yerlerine yapmıyor artık. Sen öyle zannet bir kere Zekeriya. Daha geçen gün böyle bir faraş dolusu topladım halın üstünden. İyisin Sıdıkaya söyleyelim onu dışarı çıkartsın biraz dolaştırsın. Lan iftira etmesene köpeğe. Belli bir eğitim aldı diyoruz sana. Kaç zamandır evin içine bir şey yaptı ettiği yok. Aa yok yok ya Zekeriya hiç itiraz etme. Sıdık'ı dışarı çıkartıp dolaştıracak o köpeği ha. Hay, sonra halıları sen temizlemiyorsun. Tabii. Hem kaç zamandır eve kapalı kaldı canım sıkılmıştır. Kim kapalı kaldı ya? Lord? E köpek? Ha? Ne oldu? Aile meclisi bir karara varabildi mi? Yaşayacak mıyım? Ay Sıdık'ım o nasıl söz çocuğum? Allah ömürler versin benim kara gözlü kızım. Boncuğum! Sıdık'a babana söyledim. Ay dedim ki Sıdık'a biraz hava alıp dışarı çıkmak istiyor dedim. Hı. Ay o da ne dedi bana? Ne? Aa kaç gündür bu kız burada kapalı kaldı tabii hemen çıksın geçsin dedi. Hayret valla. Babam diye başka bir cisimle konuşmuş olmayasın anne. Ha bir de şey dedi baban. Çıkarken Lord'u da götürüp bir çiçeği tutuversin dedi. Hem yanında bir köpek olmuş olur. E daha güvenli olur değil mi çocuğum ha? Hadi hadi vakit kaybetme Sıdık'a. Ay Sıdık'a. Dur çocuğum. Ay, gitmeden önce sana bir şey daha söyleyeceğim. Ne? Sen affet yarabbim.